İsrail'de Kanal 13 televizyonuna göre İsrail ve Lübnan arasındaki bu ateşkes saatler içinde devreye girebilir. En son açıklama geçtiğimiz dakikalarda bu yöndeydi. Burak Bey önce size sorayım. Ne dersiniz? Evet. Bu ateşkes çağrısı samimi midir, değil midir? İsrail 21 gün bu ateşkese uyar mı, uymaz mı? Ve tabii öncesinde gelen o kara harekatı açıklamasının bir gerçeklik payı var mıdır sizce? İsrail bunu hazırlık yapıyor olabilir mi gerçekten? Evet. Şimdi ben e, dün akşam e, bu haberler çıkmaya başlayınca biraz ABD medyasını e, bakalım ne yazıyorlar ne analizler geçiyor diye bir baktım. E tabii bu ateşkes Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Fransa'nın öncülüğünde e, daha fazla inisiyatif alındı. Dün de Fransa'nın pozisyonunu konuşmuştuk zaten. ABD medyasına göre ateşkes konusunda imser bir hava var. Yani ateşkesin uygulanacağı imza yani imzalanacağı ve uygulanacağına dair böyle bir hava var. E, dolayısıyla biraz önce siz de haberde yani biraz önce bahsettiğiniz haberde de böyle bir sinyal alınıyor. Bunu göreceğiz yani ateşkes herhalde imzalanabilir gibi bir e, durum söz konusu gibi değerlendiriyorum. ABD medyası da böyle değerlendiriyor saygın kaynaklar e, ama bunun e, nasıl işletileceği nasıl e, tarafların uyup uyumayacağı konusunda elbette ki tereddütler var. Bende de var uymayabilir özellikle İsrail'in e, bu ateşkese rağmen bazen e, faaliyetler icra operasyonlar icra edebileceğini ben değerlendiriyorum. Onu göreceğiz. Karar harekatı konusunda bence e, o, o açıklamayı yaptı e, İsrail Genel Kurmayı da e, bence o konuda tam eteri, e, tam emin değiller ve tereddütleri var. Kendi içlerinde de tartışıyorlar gibi bir hava var. Farklı e yorumlar da var. Yine ABD medyasına göre İsrail'in pek de karar harekatı konusunda öyle konuşulsa bile resmi beyanatta çok geniş kapsamlı bir karar harekatı konusunda inisiyatif alma konusunda çok da istekli olmadığı, şu an pek o durumda olmadığı değerlendiriliyor. Yani Mümkün olduğunca hava kuvvetleri saldırısıyla Hizbullah'ın yumuşatılması direnç kapasitesinin belki daha sınırlı kara harekatında yani sınırlı düzeyde ya da özel operasyonlar şeklinde faaliyetler icra edilmesi gibi bir değerlendirme var. Bu bence de olası çünkü e, dün de konuşmuştuk İsrail'in şu anda cepheyi genişletecek Gazze'den sonra çünkü Gazze'de hala bir Hamas direnci var. Ve de e, küçümsenmeyecek boyutta esirler orada hala ama e, askeri kapasitesi evet zarar uğratıldı ama hala bir direnci var. Böyle bir atmosfer varken bir de cepheyi genişletecek Lübnan'da daha geniş bir alanda kara savaşın sırasında da kendisini mukavemet edebilecek. Mevcut pozisyonu İzbullah'ın pek iç açıcı değil ama kara harekatı çok daha farklı olacaktır. İdübna'nın derinliklerine girme konusunda tereddütler var. Yani çok geniş kapsamlı bir kara harekatı olacağını da zannetmiyorum. Belki sınırlı olur. Girme çıkma şeklinde olur. Veya özel faaliyet şeklinde olur. Ama zaten yeterince çok şiddetli bir şekilde hava bombardımına bombardımanı gerçekleştiriyorlar. Ciddi derecede insanı mobilize etmiş yani etmiş durumdalar. Yerinden etmiş durumdalar. Yani Lübnan'da gerçi kuzeyden güneye doğru insanlar e, pardon güneyden kuzeye doğru akıyor yani bu oraları insansızlaştırıyorlar e, normal çünkü e, sivil hedefler de e, vuruluyor ve sivil kayıplar da e, söz konusu oluyor bunu görüntülerde izliyoruz benim değerlendirmem bu şekilde Sultan Hanım Hı -hı. Metan ateşkes konusunda Hı -hı. olumlu bir hava var ama onu söyleyebilirim. Peki Metehan demir siz ne dersiniz e, Gazze'deki sürecin tersine burada ateşkes konusunda. ...daha iyimser misiniz sizde ve tabii bu kara harekatı olursa sınırlı mı olur? Yoksa gerçekten bir kafa karışıklığı da var mıdır İsrail'in bu konuyla ilgili? Şimdi sevgili Burak anlat tabii teorik olarak aynen o şekilde. Yalnız benim kafamda soru işaretleri var. Ben valla iyimser falan değilim. Yanılmayı da çok arzu ederim. Böyle bir tablo olumlu bir tablo görmek de beni mutlu eder. Ama şimdi bakın e, bu işte fact dedikleri, tüm net gerçeklikleri ortaya koyarak adım adım gidelim. E, şimdi dün İsrail e, e, askeri komuta sistemi e, dedi ki kara hazırlıkları için talimat verdik harekat için hazır, talimat verdik dedi. Bunu koyalım bir köşeye. Öbür taraftan Fransa ve Amerika'nın öncülüğünde İsrail ve Hizbullah arasında 2006 savaşı'nın hatırladığımız o travmalarından da. E, yola çıkarak. işte e, Çünkü orada bir ayda e, 1200 kişi falan e, hayatını kaybetti. Aşağı yukarı rakamlar tam hmm. hatırlamıyorum ama e, burada şimdi daha bir haftada onun yarısı insan dönemmiş. en az hayatını kaybetti. Rakamın artmasından endişe ediliyor. E, korkunç bir bombardımanı var. İsrail tabi sadece e, Lübnan bir, e, Lübnan'da bir, Lübnan demiyorum da işte Hizbullah, Lübnan'daki Hizbullah'la savaş e, moduna geçtiğinde e, sadece bombalama değil çok ciddi suikastlar da gerçekleştiriyor. Sadece Lübnan coğrafyasında değil, civar coğrafyalarda da. İran da buna dahil olmak üzere bir sürü çok kıyametin koptuğu, başta da İsmail Haniye'nin katledilmesi olmak üzere cinayetlere imza attı. E bunların tabii açık hesapları var. Orta Doğu'nun bu sorunlarının bu ciddi kaotik durumunun bitmemesi en önemli sebeplerinden biri de açık hesapların kapanmamasıdır. Kapatılamaz çünkü sürekli yeni açık hesap var. Yani bunu kısa bir ifadeyle e, anlatmak mümkün olsa, intikam hep canlıdır. Ve şu an intikam alınması gereken çok nokta var. Orta Doğu'nun kurallarıyla konuşuyorum. Normal hukuki çerçevede ateşkes, sen onu aldın, ben bunu verdim, bir al ver. Ateşkes demek çünkü bir al ver dengesinin masaya yatırıldığı bir müzakere sürecidir. Yoksa a, ateşkes deyip, İsrail diyecek ki ateşkese karşılık ben ne isteyeceğim? Hizbullah diyecek ki tamam ateşkes de biz bunun karşında ne alacağız neyle karşılaşacağız yani bunların iki tarafa tatmin edici yanıtlarını vermezseniz bu Berich'ti galiba. Bir çok önemli bir diplomasi kitabı var. onu yaz, çok e, böyle tanımlamalı, örneklemeli kitapla da yazarlar. İki tarafın ortak paydada buluşabileceği bir müzakere sistematiğidir ateşkes sonucu. Biz herhalde toparlanmak için kullanabilir kendi açısından. İşte ben o açıdan sürerse. bu soru işaretini tutuyorum. İki, İsrail o zaman bu kara harekatı ile ilgili hazırlık talimatını niye veriyor askerleri, ne komutanlar? Ee, aynı zamanda e, İsrail'in Dün de söyledik değil mi Burak? Önceki günlerde de konuştuk. İsrail'in ben Nasrallah fikrinden daha vazgeçtiğini sanmıyorum. Yani